Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız huzurla dolsun. Rabbim cümlenizin kazançlarına bolluk ve bereket versin. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Rahmet elçisidir. Dualarında her daim Rabbinden istikameti dilemiştir. Rabbinden rahmetini niyaz etmiştir. Allah da onun bütün alemlere rahmet olduğunu beyan buyurmuştur. O haliyle, kaliyle, hayatıyla, sireti ve sünnetiyle en güzel örnekti. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuran Rabbimiz, onun rahmet oluşunu anlatır Kur'an'ında bizlere. Biz seni ey Habibim Muhammed, bütün alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Rahmet elçisinin ağzından sıkça eksik eylemediği bir duası vardı. Şuydu o dua: ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzere daim ve sabit kıl. Ya muhavvilel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Sevgili Peygamberimiz bu duasıyla Yüce Allah'tan kalbini iman ve doğruluk üzere, istikamet üzere daim ve sabit kılmasını dilemiştir. Benim de kalbime zaman zaman gaflet arız olur, Rabbime sığınırım demiştir. Kalp, iman ve istikametin merkezi, başlangıç ve bitiş yeridir. İman ve İslam'ın tezahürü olan her hayırlı ve faydalı işe öncelikle kalpten, gönülden niyet edilir. Ameller niyetlere bağlı. Niyet de kalpte ortaya çıkıyor, kalpte beliriyor. Niyet kalpte oluyor. Böyle bir öneme sahip kalp. Sevgili Peygamberimiz beden ülkesinin sultanı diye takdim etmiştir kalbi. Kalp sadece biyolojik mahiyet arz eden bir şey değil kuşkusuz. Sadece vücutta kan dolaşımını, hayatın devamını sağlayan bir organ, bir et parçası değildir kalp. Kalp manevi hayatımıza yön veren ve ahirimizi, sonumuzu, akıbetimizi belirleyecek olan bir merkezdir. Kalp, iman ve küfrün, iman ve inkarın, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, bütün duyguların menbaı, kaynağı. Güzellikler, çirkinlikler hep kalpte başlıyor, kalpte bitiyor. İyi bir insana iyi kalpli deriz, geniş gönüllü deriz. Hayrın ve faydalı düşüncelerin barınağı, melceği, sığınağı olan bir kalpten ancak iyilikler, güzellikler, salih davranışlar, salih ameller yansıyacaktır. Çirkinliklerle kirletilmiş, olumsuzlukların esiri, tutsağı haline getirilmiş bir kalpten yansıyacak olan da ancak kötülüktür. Sevgili Peygamberimiz, اَلَا فَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُلْغَ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ buyurmuşlar ve dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir buyurmuşlardır. Mümin kalbini güzelliklere, iyiliklere, hayırlara, insanlığın faydasını açan, kötülüklere sıkıca kapatan kişidir. Mümin kalbi selim, selim kalp sahibidir. Selim kalp, Allah'a gönülden bağlanmış, ona yönelmiş, Allah'a teslim olmuş bir kalptir. Selim kalp, ziyaını, ışığını, nurunu imandan, güzelliğini salih amellerden alır. Selim olan kalpte
kötülüklerden arınmış kalpte dünyevi hiçbir kaygı, tasa ve kedere esir olma yoktur. Allah'a dayanıp güvenme vardır. Allah'a layıkı veçh ile gereği gibi yapılan tevekkül vardır. Bu kalpte onur ve haysiyeti zedeleme yoktur. İzzet ve saygınlık vardır. Selim olan kalpte sorumsuzluk, bencillik, kin, nefret, zulüm yoktur. Paylaşma vardır, sevgi vardır, saygı vardır, hoşgörü vardır. Selim kalpte şiddet, husumet değil, şefkat, merhamet, ülfet, insanlara yakınlık ve sevgi, muhabbet vardır. Allah'ın razı olduğu, istediği selim kalpte hayasızlık değil, iffet vardır. Erdem, fazilet vardır. Allah'ın razı olduğu kalpte ben değil, biz vardır. Birlikte ağlama, birlikte gülme vardır. Bencillik yoktur. Kibir değil, tevazu, alçak gönüllülük vardır. Yalan ve eğrilik yoktur. Doğruluk, sadakat, sözde, özde, davranışta doğruluk. Kabalık değil, nezaket vardır. Katılık değil, letafet, yumuşaklık vardır. Korku değil, cesaret vardır. Kalbi mahmum olandan bahseder sevgili Peygamberimiz. Yani kalbi sıcak, sıcacık duygularla dolu, insanlara yumuşak söz söyleyen, onlara kaba, katı, haşin, sert davranmayan, yumuşak davranan Allah rıfk sahibidir. Ve rıfkı sever buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Yani rıfk, yumuşaklıkla muamele, davranma, kırıcı olmama, kaba olmama, nezaket sahibi olmak, insanlara güler yüzü, latif söz söylemek. Selim bir kalpte Allah'ın razı olduğu güzel ahlak vardır. Selim bir kalbe sahip olan mümin şunu bilir: kendisi borçluya, hastaya, yaşlıya, darda kalmışa, zulüm görene, mağdura, kadre uğramış, zulme uğramış, mazluma yardım eli uzatılmasını isteyen bir medeniyetin temsilcisidir. Selim kalbin sahibi bilir ki o Abdullah, Enes, Beşir gibi yetimlere, öksüzlere baba şefkatiyle davranan bir peygamberin tabisi, bir peygamberin ümmetidir. Allah Resulü yetimleri himaye etmeyi teşvik etmiştir. Kendisi de himaye etmiştir. Selim bir kalbin sahibi mümin bilir ki onun asıl elde tuttuğun değil, dağıttığın bizimdir buyuran, komşuyu gözeten, yoksula kol kanat geren bir peygamberi vardır. Bugün ne acıdır, ne hazindir ki hırs, tamah, kanaatsizlik, daha çok kazanma hırsı, ihtiras, daha çok haz alma ve daha hızlı yaşama arzusu insanlığı kuşatmış durumdadır. Bugünlere ve yarınlara yön veren beden ülkesinin sultanı kalpler, bedenlere esir olmuş vaziyette maalesef. Bugün insanlık topluca bir merhametten yoksunluk yaşıyor. Vurdum duymazlık yaşıyor. Nice mazlumların feryadına, yardım çığlıklarına kulaklar tıkanıyor. Oysa hayat Allah'ın lütfettikleriyle, esirgedikleriyle, verdikleri vermedikleriyle bir sınavdır. Allah'ın verdiklerinden onun verin dediği yere ihsan edin. Ki Allah ihsan edenleri sever. Mazlumlar, mağdurlar, yoksullar görüp gözetilmeli. O kırık kalplere girilmeli. Nice canlar şiddete, zulme, teröre kurban gidiyor. Niceleri var ki evsiz, yurtsuz, yuvasız bırakılıyor. Denizler her geçen zaman mülteci mezarlığına dönüşüyor. Harpten, darpten, zulümden, savaştan, kaostan, anarşiden, iç savaştan kaçan insanlar bir başka sığınacak toprak ararken denizlerde can veriyor. Kıyıya vuran minik bedenler aslında vicdanların kıyıya vurduğunu, her gün insanlığın itibar ve değer kaybettiğini haykırmaktadır. Kalplerin pasını, katılığını, hastalığını silmek için bir gönül merhameti,
gönül eğitimi, seferberliğine ihtiyacımız var. Bize ahirette gerçek anlamda fayda sağlayacak olan selim kalbe çok ihtiyacımız vardır. O gün ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a selim kalb ile gelenler fayda bulur. Ayet-i kerimesini daha derin tefekkür etmemiz gerekiyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ne mal ne de evlat fayda verir, ancak Allah'a selim kalb ile gelenler fayda bulur. Ayet-i cellisini bir kez daha derin derin tefekkür edelim. Ayet-i kerimenin ışığında hayatımıza şekil verelim. Bizim fıtratımızda vardır selim kalp. İşte fıtratımızda var olan selim kalbimizi zihinlerimizle, dilimizle, salih amellerimizle daha da süsleyelim. Kalbimiz Rabbimizin rızasını arasın. Rabbimizin ve onun elçisinin sevgisiyle dolsun kalplerimiz. Kalbimiz güzelliklerin merkezi olsun ve etrafa güzellikler saçsın. Muştular, müjdeler saçsın gönüller. Gönüllere sevinç, huzur ve mutluluk taşısın. Sevgili Peygamberimiz yine duasında şöyle derdi: Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin. Allah'ım, kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım. Kalplerimiz her türlü kirlerden, kin, nefret, haset ve intikam gibi kötü hasletlerden uzaklaşsın, imanın güzellikleriyle ilahi rahmet, şefkat, diğerkamlık, erdem, fazilet gibi güzelliklerle dolsun. Rabbimiz hepimize selim kalp bahşeylesin. Arındır sen kalplerimizi kirlerin, günahların her türlüsünden. Rabbimiz bizlere salih amel işlemeyi, selim kalbe sahip olmayı lütfeylesin. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.